geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz TCX. TCX 150. TCX 150 2014'te bir çıktı. 2017'ye kadar 15, 16, 17, 3 sene tahtını korudu ve bir daha da üretilmedi. Türkiye'de girişi olmadı. Fakat TCX 150 125'e göre arasındaki ne tür farklar var diye soranlar olursa TCX 150 çekiş, gidiş, konfor ve performans yönünden diğer TCX'lere göre bir tık daha ileride gidiyor. Yani bu bir tık dediğim %25, yani 125'likle 150 arasında hiç fark yok diyenlere de bir cevap mahiyetinde bir video yapmak istedim. TCX 150 bilenler, binenler bilir, bilmeyenler, 125'e binenler de ya TCX 150 ile 125 arasında bir fark yok diye düşünebilir. Fakat bindiği zaman aradaki farkı görebilir ancak. Şimdi bunu bilmeyen TCX 150'yi bilemez. Onun için TCX... Ha, sözünü keseceğim. Yani 25 cc fark var gibi gözüküyor. Az bir şey fark var ama çok gerçekten fark. Ciddi fark var diyorsun. Nasıl bir ciddi fark hissettiriyor var? Yani. Hissettiriyor. Yolda 125 ile gidiyor. İlk 100 kilometreye 1 kilometrede erişirken bundan 300 metrede bir bakmışsın hızın 100'e gelmiş, 110'a gelmiş. Öbür taraftan 125-110'u yapasıya kadar totosu çıkıyor. Sollamaya çıktığında falan da daha rahattır. Açtığın anda daha iyi kafa kaldırır. Bunlar çok önemli. Bundan atıyorum bir CBR 150'yi, Gebere'yi, X-Max'i, N-Max'i hepsini, X-Max'i değil, N-Max'leri tokatlayabiliyorsunuz yolda. Böyle bir makina. Ha, ben 150'nin bu kadar iyi hissettirdiğini 125'e göre... Ben bütün ya... testlerimi, bütün varyatör testlerimi, hız testlerimi hep 150 üzerinde yaptım. 125'i de binen bir hırsı olarak söylüyorum. Ve bir de şunu, mesela şimdi yeni çıkan 125 cc'ler var, 4 var, gitmiyor motor. İşin gerçeği. Şimdi o motora 160-170 lira para veriyoruz, alıyoruz, spesiyle aynı gidiyor. Senin alfa, yeni kasa, TCX'i tokatlar. Yani teknolojiye değil, sonuca bak diyorsun. Sonuç olarak TCX 150 orta kasa, hem parçası ucuz, hem de çok rahat bir motor. Parçası niye ucuz, ona geleceğiz. TCX 150 o kadar çok satıldı ki, Türkiye genelinde olsun, dünya genelinde olsun, çok satıldığı için çok parça üretildi. Çok parça üretilince de stoklarda aşırı derecede parçası var. Ondan dolayı da örnek veriyorum. Bunun granzı 2,5-3 lirayken TCX 125'inki 5 lira 6 lira. Ya diyeceksin ki ya 125'inki daha ucuz olması lazım. Tam tersi 150'inki daha ucuz. 150'nin bütün parçaları şu an her yerde bulunabiliyor. Hatta bunun parçalarını 125'e uyarlayanlar var. Böyle bir durum var. Yani burada şunun için demiyorum bu videoyu arkadaşlar. Ya bu motoru alın vesaire için demiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Piyasada insanlar 150-200 milyar verip motor alıyor ve memnun olmuyor. Motor memnun etmiyor. İşte onun için diyorum ki TCX 150 aşırı temiz durabilirseniz kaçırmayın. Şimdi bu motorda mesela 14-15 bin kilometrede, 1000 kilometreden beri bana gelen bir motor. Ha, çok düşük kilometreymiş ya değil mi? 15 bin ne ki? Arkadaşlar dışına falan gitti. Kapalı garajda muhafaza etti. Üstünün şeyi de var. Brandası falan da var. Şöyle motoru yandan bir gezdir. Onu da verecek. Brandayı da verecek ya yani. Şimdi aslında şey gibi oldu. Yüksek arttırma yeri gibi oldu. Aslında YouTube kanalı ama burada biz insanlara yol göstermeye çalışıyoruz. Yok ya, belki ben de alabilirim. Bir alıcı gözden ben de soruyorum. Bir de aksesuarlara falan baktım. Bayağı da bir aksesuar var üstünde. Motoru bir gezdirelim sağını solunu. Lastiklerimiz Michelin Stigri 190-14, daha yeni takıldı. 1000 kilometre yapmadı. Varyatör bakımı yeni yapıldı. Ön arka balatalarımız yeni. Motorumuzda devrilme, çarpma, düşme vesaire olmadığı gibi ekstraları var. Ayna uzatma vesaire hepsi var. Orijinal ön turcamı. Sen var. İyi tanıyorsun bunu yani. Ya ben 1000 kilometreden beri, ben de ilk alındığından beri diyorsun. Ekspertiz yapmadığım hiçbir motoru kimseye tavsiye etmiyorum. Ha, bunu tavsiye etmemdeki neden nedir? Motorun mazisini biliyorum. Ön lastik de iyi. Şimdi bu motoru aldı arkadaş. 1000 kilometre bakımına, servise gitti. Ondan sonra garantiye bile gitmedi. Niye? Usta garantili olsun dedi. Şu an 15.000 kilometrede. Ne yapalım? Varyatör bakımları bize yapıldı. Diski bak, daha orijinal diski hiç değişmemiş. Diskin vidalarına, civatalarına bakalım. Yani zır orijinal 150'lik var mı diye soranlar için bu bir video olmuş oldu. Zır orijinal bu. Bak Nissan disk, daha en ufak bir çizik yok. Balata hiç değişmemiş. Her şey orijinal. 15.000'de nesi değişecek? Mis gibi valla. Daha yan sehpanın
koruyucu şeyi duruyor. Yayın koruyucusu duruyor. Alt ayakların bak. Görüyor musun? Naylonu duruyor. Motorumuz ESP PCX150. Amortisörlere bak. Daha en ufak bir çizik yok ya. Yok. Hiçbir yerinde boyasında boyasında. Çantası orijinal şey. Daha ön tarafta. Muayenesi de yeni yapıldı. Motorumuz yalnız arkadaşlar değerini bilene satılır. Yani aa şu olur mu bu olur mu değil. Ben PCX150 alacağım diyen arasın. Ben PCX150 alacağım diyen arasın. Fiyatı da arkadaşlar ne diye soran olursa fiyat vermiyorum. Kıyaslama yapıyorum. Fiyatı ne biliyor musun? Şu an en son kasa PCX'in fiyatı neyse bunun fiyatı da o arkadaşlar. Ona göre bana arayın, mesaj yazın. Fiyat vermiyorum. Fiyatı yeni kasa girin sahibinden koma. Yeni kasa PCX 10.000 15.000'deki bir PCX kaç paraysa bunun fiyatı da o para arkadaşlar. Bunun üzerindeki aksesuarlar bir 2.000 falan eder herhalde değil mi? Ya o değil. 2.000 boşalıp da değiliz. O da hediye kalacak işte mis gibi. Ya şimdi burada asıl mesele nedir? Biz niye video çekiyoruz ki ben alayım bunu? Kendi ayağımı sıkıyor. Neyden alacaksın lan? EYT'den yeni emekli oldun aldın 7.5 lira ondan mı alacaksın? Bir yerden... Ya tamam karıştırmıyorum orasını ya. Ya lütfen konuyu kişileştirmeyelim estağfurullah. Ezdin gömdün beni. Ben alamıyorum sen nasıl alacaksın? Gömdün beni. Ben alamıyorum. Yalnız bitti, çok daha... iyiymiş valla. Ya şaka maka. Keşke arkadaşlar, imkanım da olsa alabilsem valla. Bir anlamda. Tertemizmiş. PCX alacağım. İyi temiz ya motor da yok piyasada. Hem rampada bırakmasın hem düzde bırakmasın hem de bakımlı olsun usta garantili olsun diyen varsa yeni kasa PCX'de aynı fiyat ve yeni kasa 4 tane 5 tane PCX'i yan yana koy, peş peşe yol açın. İnanın bunun arkasının tozuna yetişemez. Daha da iyi gidiyor. Parça problemi yok. 130 yapıyorum. Yakıt 130. Da iyidir gene. Şimdi bak. Örnek veriyorum. Zır orijinal sadece varyatör bakımı bana geldi ve ufak tefek bakımları yapıldı. Hiçbir parça da değişmedi. Orijinal parçayla motorumuz ne yapıyor ona geleceğiz. Niye indiriyoruz? Yakacağız mı motoru? Lastik yakacağız. Lastik yakacağız. Benim Space Alfa'yı da senden aldığımda pırıl pırıldı evet. Böyle. Hala da evet, sana geliyor. Evet. Vallahi Ruhu Usta'nın önerdiği motor da alınır yani. Oraya mı geliyor? Ekstralara geliyoruz bak. Aynalarda ekstra bunlar niye takıldı arkadaşlar? Sağ sol yaptığımızda aynalar cama çarpmaması için. Cam geniş geliyor. Bak şurada orijinal bir ara vardı. Bilen bilir. Şimdi motorumuzun açıyoruz. Zır orijinal. Daha patika etiketleri duruyor bak. Üzerinde avadanlığı hiç açılmamış bak. Avadanlık. Şimdi, açtın şimdi sen ama. Ben açtım da ben açayım ya. Sen mi açacaktın? Bak yıldız düz tornavidası. Zıvırı zıvırı. Avadanlığı duruyor. Kitapları falan da var. Kitapçıkları da var. Görüyor musun? Her şeyi. Pimler bak gel. Dur. Her şeyi. Zır orijinal. En ufak bir sıkıntı yok. Şimdi kapattık. Ekrana gel hocam. Ekrana gel. Şimdi ne yapıyor görelim. 14.558 kilometrede arkadaşlar. Satıyorum. Saat. Neydi la öyle bir şey var? Şaka maka var ya. Eskici. Eskici ya. Yok eskici diye çok güzel şeyler çıkarttırmayla satan bir ekrana yani. Ekrana gelelim. Ekrandayım. Ne yapıyor görüyoruz. Ya 130 diyordum 140 yapıyormuş ya. Sen 130'u mu geçmiyorum diyordun. Sen 130 diyordun Ruhu Usta. Ama burada 140 ya. Yolda 130 yapıyor. Sen 130 dedin 140 yaptı. Sen hiç bilmiyorsun ya bu işi. Yok yolda 130 yapıyormuş. Burada 140 yapıyor gel. Yok yok sen bilmiyor musun? Bir daha sıkıyoruz. Papa 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 geliyor. Usta çok... Ha? Çok bir güzel. Bir şey denemek istiyorum. Çok tekere güzel. Gelir mi tekere? Bilmiyorum. Ruhu Usta çok güzel sıkıyorsun bu arada. Tekere gelir mi sence? Maşallah
makine tekere bile gelebilir. Ne bileyim. Valla bende o cesaret yok da. Yok artık ya. Ne tekere? Ben görmeyeli ya. Rus'ta ön teker bile patinaj atıyor. Kombine fren var ya, kombine fren olduğu için. Ha, arkayı tutuyor. Abi makina, arkadaşlar şimdi kafası bir tarafa, dur orijinal bir makina. Orijinal parçalarla, sadece varyatör bakımıyla, kapasitin ayarlarında bir tık oynama, yani en ufak bir sorulama alma vesaire yok. Motor 100 yolda direkt 130 yapıyor arkadaşlar. Yani şakası yok. En ufak bir sağa sola çekme vesaire yok. Evet arkadaşlar, beni sahibini bekliyorum. 3 günlüğüne opsiyonlu. Aldım. Bir daha böyle bir makina Türkiye'yi gezsek bulamazsın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bana ulaşın.